olsun güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Bebiş ne yapıyor bebek? Annesi. Bebek yaşında. Ne kadar oldu şimdi? 5 aylığım şu anda. İnanmıyorum. Tabii. Hiç belli değil. Yani hani 2-3 aylık diyeceksiniz diye beklerken. Herhalde yoğun çalışıyoruz diye. Az kalmış o zaman. Evet, az kaldı. Ne yarısında bitirdik. Ne zaman doğacak o Temmuz zaman? Sonu. Evet. Ağustos'un ilk haftası gibi. Kız. Kız. Ay canım benim. Darısa tüm. Evet. Anne olmayanların bebek, evet, öncelikle başına bir de olsun. Benim gibi kız çocuk isteyenlerin başına. Ay, inşallah. Kızları inşallah. Çok seviyorum. Bir oğlum var. İnşallah bir kızım olur bir gün. Amin inşallah. Çok cici, çok güzelsiniz yine bugün. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Inşallah. Ay siz de öylesiniz. Her şeyde artık yaz yaklaşıyor, hep zayıflama konularını işliyorsunuz. Ben de size her geldikçe böyle ince görüyorum. Fazla incelmeyin artık. Konuşa konuşa enerji bana da evet, vücuduma vallahi yayılıyor. Çok bayağı incelmişsiniz. Büyük bir çaba sarf ediyorum bunun için aslında. Yemek tabii ki yiyorum ama eskisi kadar yemiyorum. Bu da bence sırf ekranın yüzünden kilo vermeye çalışıyorsunuz. Çünkü... Zaten çok zayıfsınız. Ama şimdi siz beni burada zayıf görüyorsunuz. Ben ilk geldiğim gün de çok şaşırmıştım. Normalde izliyordum sizi. Evet. Bir geldim programınıza inceciksiniz. Ekranda hiç öyle ne durmuyordunuz. Yazık ki, ne yazık ki. Bunlar beni böyle yaptı. İşte bunalıma girdim. Artık zayıflamaya çalışıyorum. Neyse sizin gibi böyle güzel cümleler duyunca hoşuma gidiyor benim de. Yaptıklarımın karşılığını alıyorum. Ne güzel. Evet çok güzel. Yine bugün hep lipokavitasyon konuştuk. Süre kalırsa yine ondan bahsederiz ama bugün farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Akustik şok dalga tedavisi. Bu hem selülitli bölgelerde değil mi incelmeyi normalde yine bizim kilo olarak da daha ince görünmemizi sağlayan bir tedavi şekli. Ama ben bilmiyorum. İlk kez öğreneceğim. Biraz evet ben genelde hep ipleri bahsediyorum herhalde. Akustik şok dalga tedavisi vücuda hiçbir enerji almadan hani daha önceki sistemlerimizde bahsediyorduk ultrasound yöntemi, radyo frekansı yöntemi gibi. Bunda vücuda hiçbir enerji alınmıyor. Sadece çarpma etkisiyle kişinin selülitli bölgelerindeki selüliti yok ediyor. Onun dışında selülitli olan bölgede çalıştığımız bölgede incelme sağlıyor. Diğer sistemlerin hiçbir tanesinde kişiye hep şey diyorduk. Bölgesel olarak incelirsiniz. Bölgesel fazlalıklarını yok ederiz diyorduk. Ama tartıya çıktığınız zaman kilonuzda bir değişiklik olmaz. Görmeceksiniz diyeti yapmadığınız zaman. Bu sistemde %5 ile 12 arası klinik çalışmalar sonucunda görülen %5 ile 12 arası kilo kaybı da söz konusu ve hiç diyet yapmadan. Ne kadar seansta? 6 seansta. Zaten bu sistemin en güzel avantajı da Beste Hanım uzun seanslar gerektirmiyor. Güzel. Yani, tam benlik. Evet aynen. Haftada 2 seans yapılıyor. Kişi eğer beyaz tenli ise ve çok ilerlemiş selülit yoksa yani 3. derecedeki bir selülit değilse o zaman 6 seans çok yeterli oluyor. Çok güzel. Onun dışında eğer çok ilerlemiş, ben asla bu selülitlerimden kurtulamam. Yani artık ayaktayken iyice çukur çukur görünen bir selüliti varsa bunları daha önceden tedavi edemiyorduk. Kişiye geldiği zaman diyorduk ki diğer sistemlerimizde en iyi başarıyı %80 gibi alabiliriz. İşte yine sizi bu mutlu edecektir diyorduk. Ancak şu anda en ileri derecedeki selüliti bile tedavisini yapabiliyoruz bu sistemle. Bundaki farklılık nedir? Önceki sistemlerimiz hala o sistemleri kullanıyoruz ama bunu artık daha yaş grubuna göre, kişinin problemine göre kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü akustik şok dalga tedavisinde 8 santime kadar etki edebilen bir sistem. Diğer sistemlerin en başarılısı bile olan 3 santime kadar inebilmekteydi. Dolayısıyla selülitü ne yapıyorduk? Ütülemiş gibi düşünebilirsiniz. Yani ütü yapıyormuş gibi biraz düzeltebiliyorduk. Ama problemi eğer seanslara kişi belli aralıklarla devam etmediğinde problem tekrar geriye geliyordu. Akustik şok dalga tedavisinde 6-8 seansını kişi bitirdikten sonra 2 yıl boyunca bize hiç gelmek zorunda değil. Eğer çok fazla kilo alıp tabii hareketsiz bir yaşantıda devam etmezse hiç tekrar geri oluşumu olmuyor bu.